Merhaba değerli izleyenler. Bu haftaki seferimizi Hizan'ın Nurs köyüne düzenliyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin, Said-i Nursi Hazretleri'nin köyü olan Nurs köyüne, doğduğu yere. Değerli izleyenler, Nurs köyüne giden ilk köprünün üzerindeyiz şu an. Buradaki insanlar buraya ziyarete gelirken buradan geçmek zorundalar. Burada dualar edip adaklar adıyor insanlar bu köprünün üzerinde. Devam ediyoruz. Hoş tarajı. Kuvvet. Valla amca Hizant'ın. Hizant'ın. Bu çi hatını? Valla amca bu ne Mevlid'i hatını. Bu Mevlid'i? Evet, Mevlid'a Said-i Nursi Bedi az zaman. Amca bu ne hatını? O kuhadi kabul ki inşallah. Kuhadi rızkı hemen Müslümanın cibke. Kuhadi medet de hatırı mürufkan can. Tamam. Der hakkı Hazret Tatkari çiz meraveci. Der hakkı merfe ki zah boş bi, Müslümanın ki değerli bi, hem değer oyunu zani ayrı mesele. Zahf değerli bir yani. Zahf. Merhabalar. Merhabalar. Nereden geliyoruz efendim? Biz Van Erciş'ten geliyoruz. Van Erciş'ten mi? Van Erciş'ten geliyoruz. Ne için buraya geldiniz? Tabii Bediüzzaman Hazretleri buralarda doğmuş. Buralarda çocukluk yıllarının bir kısmı buralarda geçmiş. Tabii onun doğduğu yerleri, onun yaşadığı yerleri, onun bu böyle bir zeminden, böyle bir uzak bir diyardan, Bediüzzaman gibi bir şahsiyetin, üniversite olmayan bir yerden Bediüzzaman gibi bir şahsiyetin çıkması hakikaten herkesi etkiliyor. Biz de etkiliyor. Biz de geldik yani buralara. Tabii Üstad'ın doğduğu, Bediüzzaman Hazretleri'nin doğduğu, yaşadığı, böyle ilim tahsil ettiği yerler. Malum 3 aylık bir ilimle, yakındaki Tağuk köyünden 3 aylık bir ilimle çıkmış Bediüzzaman Hazretleri ve dünyada şu anda 40'ın üzerinde dile çevrilmiş kendi eserleri. Ve okutuluyor, okuyor, herkes okuyor. Tabii bu böyle bir... İzleyenler, şimdi de Said-i Nursi Hazretleri'nin doğduğu evin kapısının önündeyiz. 1876 yılında Said-i Nursi Hazretleri bu evde dünyaya geldi. Hazretleri, Üstad Bediüzzaman Hazretleri 1876 yılında çiftçi bir babanın oğlu olarak bu evde dünyaya geliyor. Annesi Nuriye Hanım'dan dünyaya geliyor. Tabi annesi babası çok böyle İslamiyet'i kendi şahsiyetlerinde yaşayan insanlar olduğu için evlatlarını da öyle yetiştiriyorlar. Üstad Hazretleri 9 yaşına kadar buralarda, bu civarda Tağ Medresesi'nde 3 aylık bir eğitimiyle beraber buralarda yaşıyor. Ondan sonra böyle şehir dışı, böyle daha çok böyle ile, ondan Bitlis'e falan oralarda yayılıyor, dağılıyor böyle. Ondan sonra değişik alimlerle münazaralar oluyor, ilmi sohbetlere katılıyor. Ondan sonra böyle talebeler yetiştirmeye çalışıyor kendi çapında. Tabi çok böyle kendini yetiştirme, kendini okuma arzusu böyle hep kendi içinde olduğu için hep yetiştirmek, kendini yetiştirmek. Bir yerlerden istifade etmek, Kur'an'ı tam manasıyla öğrenmek maksadı böyle şey yapıyor.
değişik yerlerden böyle ilim toplamaya çalışıyor. Kendine yetiştirmeye çalışıyor, okumaya çalışıyor. Değişik yerlerde ilim tahsillerinde bulunuyor. 3 aylık bir tahsil ediyor. Ondan sonra işte tabii malum üstadın hayatı böyle bu civarlarda, Birinci Dünya Savaşı'nda. Ondan sonra Bitlis'te, Dere'de Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir oluyor. 2 yıl kosturmada kalıyor. Oradan firar ediyor, İstanbul'a geliyor. Artık bundan sonraki tarihi hayatı malum. Artık daha sonra Van hayatından sonra işte tekrar sürgün hayatı işte Burdur, oradan Isparta ve Risale-i Nurlar'ın telifi. Ve bütün bu köye bu köyden çıktıktan sonra kaç kez bu köye uğradı? Yani orayı ben tabii bilmiyorum da ama çok az uğradığını biliyoruz. Yani 9 yaşından sonra böyle annesini hiç görmediğini biliyoruz. Yani öyle duyuyoruz, hatıralardan öyle anlıyoruz. Yani annesini, babasını belli bir yaştan 13-14 yaşından sonra babasını hiç görmediğini biliyoruz. Demek ki yani çocukluk yıllarından sonra pek köye uğramamış. Yani 13-14 yaşından sonra hiç köyüne uğramamış, uğrayamamış belki de. Ondan sonra belki sonraki yıllarda gelmiş uğramıştır. Tabi onu tam bilmiyorum. Belki uğramıştır, ziyaret maksatlı gelmiştir ama Van'a gelirken belki gelmiştir. Yani mutlaka herkes kendi köyünü görmek arzu ettiği gibi belki Bediüzzaman Hazretleri de gelmiştir ama orasını tam bilmiyorum yani. Burada Kur'an-ı Kerim okuduğunu, babasından ders aldığını az önce duydum. Doğru mu? Yani tabi bu evde babasından ders almış, tabi dedesinden ders almış, onu biliyoruz. Fakat yani burada mı okumuş, başka yerde mi okumuş bilmiyoruz. Şu duvarlar, şu karşıdaki duvarlar çok orijinal duvar değil. Bunlar daha sonra tadilat görmüş halleri. Ama orijinal duvar bu taraf. Şu karşı, üstadın ilk doğduğu evdeki duvar bu taraf. Tabi bu taraflar hep tadilat görmüş. Şu karşı taraflar, diğer duvarlar hep tadilat görmüş, tavan tadilat görmüş. Ama orijinal duvar bu duvar. Burada siyah olan duvar. Bir de tandır görüyoruz. Şöyle açalım kapağını. Ne tür amaçlar için kullanıldı bu tandır? Biliyor musunuz? Tabii yani köy, eski köy yerleri tabii duyduğumuz kadarıyla, köylülerden sorduğumuz kadarıyla burası daha çok evlerde ısınma maksatlı. Böyle ondan sonra yemek pişirmek maksatlı, ekmek pişirmek maksatlı kullanılıyor. Hem ısınma şeyi gideriliyor, hem ekmek yapılıyor, hem yemek pişiriliyor. Yani köylülerden duyduğumuz kadarıyla öyle. Oldu, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Said-i Nursi Hazretleri'nin evinden çıkıp camisine doğru gidiyoruz. Sürekli geliyor musunuz, ziyaret ediyor musunuz ben buraları? Yeni geldim. Yeni geldim. Evet. Nasıl, buraları beğendiniz mi? Güzel yerler mi? Ben çok beğendim. Hem de çok. Neden? Diyeceksin neden? Neden? İsterse bir ibare okuyacağım Risale-i Nur'da müsaade edersen. Evet. Dediler sen hakikati hayal tevehüm ediyorsun. Zaman ahir zamandır. Bizi tecil tehkir ediyorsun. Öyle midir dedi. Evet, öyledir. Öyleyse dedi, ben de sizinle konuşmuyorum. Şu tarafa dönüyorum. Müstakbeldeki insanlar ne işte müstakbel? 107 sene evvel bu kelimeyi. Müstakbeldeki insanlarla konuşuyorum. Neden şu dünya herkesin terakki dünyası olsun da bizim tedeni dünyamız olsun? Ey 300 sene sonraki yüksek asrın arkasından gizlenmiş ve sakitane nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafiye kaybıyla bizi temaşa eden Saidler, Ömerler, Tahirler, Yusufler, Ahmetler vesaireler, sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız, sadık deyiniz ve böyle demek sizlere borç olsun.
varsınlar şu masirlerin beni dinlemesinler. Tarih denilen sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafına konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim. Kışta geldim. Kışta. İşte bak sizlerse asa bir buharda. Hiç Nursi köyüne devlet şeyi gönderecek, çalışacak burada. Acele ettim. Kışta geldim. Sizlerse asa bir buharda geleceksiniz. Şimdiki ekilen nur tohumları sizin zemininizde çiçek açacaktır. Biz ise hizmetimizin ücreti olarak sizde şunu bekliyoruz ki mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz zaman mazarımıza uğrayınız. Mazarımızın mazar taşı denilen ve hurhur toprağının kapıcısı olan o kalanın başına o buhar hediyeleri var ya, dedik ya, birkaç tane takınız. Bizi çağırınız. Bizi çağırdığınız zaman hani enleküm sedasını işiteceksiniz. Evet, ben çok bağırıyorum. Asr-ı salisi, yani 13. asrın minarının başında durmuşum. Sureten medeni, dinde lakay, fikren mazinin en derin derenlerinde camiye davet ediyorum. Ey iki hayatın ruhi hükmünde olan ve İslamiyet'i bırakan iki ayaklı mazar-ı müteharik ve tıbaatler. Bak, mazar sizi bekliyor. Çekil ta ki İslamiyet hakıyla bu kainat üzerine temavacaz edecek. Nesli cedid gelsin, nesli cedid. Bize bunlar lazım kanko. Sizin gibi nesli cedid. Bak. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Nursi köyüne gel. Televizyonu, kamerayı çek. Hayloğlu, hayloğlu. Heybedi zaman. Sana hayranım. Hazreti Mehdi Mehdi zaman. Teşekkür ettik. Sağ olun. Sana çok sağ hayranım. Ol. Hepinize hayranım ben. Değerli izleyenler, şimdi de yanımızda Nurs Köyü Dernek Başkanı. Selamünaleyküm, merhabalar. Selam, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın efendim? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun, biz de teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bize Nurs Köyü Bediüzzaman Hazretleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Şimdi Bediüzzaman Hazretleri malumunuz Nurs'ta doğmuş. İlk dersini bu camide almış. Kur'an dersini burada abisi Molla... Namus'ta bulunduğumuz cami. Burada bulunduğumuz cami, burada ilk Kur'an dersi abisi Mola Abdullah'tan almış. Abisinden almış. Evet. Buradan 9 yaşından sonra ta medresesi var. Şeyh Abdurrahman Efendi'nin medresesinde. Orada eğitim görmeye başlamış. 9 yaşından sonra 35 yaşına kadar gidip gelmiş buraya. Ondan sonra bir daha buraya gelememiş. Yani 35 yaşından sonra buraya gelememiş. Değerli izleyenler, şimdi de Said-i Nusra Hazretleri'nin camisinin içerisindeyiz. Yanımızda dernek başkanımızla beraber. Sayın Başkanım, bu cami o günden bu yana hiç tadilat gördü mü? Şimdi bu cami ilk dedelerimiz buraya gelmiş. Tabii yani Nursi eski dedelerimiz buraya gelmişler, bu cami yapmışlar. Hele orijinalidir. Hiçbir şeyine ellenmemiş. Ellenmemiş, orijinali duruyor. Ancak cami böyle patlama durumuna gelmişti. Yani üzerinde bir kat daha yapmışlardı. Biz baktık, gelen misafirler her taraftan, Avustralya'dan, İngiltere'den, her gelen bize diyorlardı, bu camiyi koruyun, bu üstadın camisidir. Ama muhafaza altına alın. Bize kalktık, üstündeki katı kaldırdık. Köylü olarak birleştik, konuştuk, bunu karar verdik. Üstündeki katı kaldırdık, bunu hem koruma altına aldık, hem güzel bir cami üzerinde külliye şeklinde yaptık. Bu caminin açılışından itibaren hani dünyanın her tarafında Üstad Bediüzzaman için mevlüt veriliyor. Yani Türkiye'de dün Van'daydı mesela. Ramazan 25'inde Urfa'daydı. Temmuz'da Elazığ'daydı. Her tarafta veriliyor. Nurs'ta verilmemişti o cami açılışı tarihine kadar. Bize kalktık, kararlaştırdık. Bundan sonra her yıl inşallah Nurs'ta Üstad Bediüzzaman için 27 Ağustos 4 Eylül arası tarih değişebilir. Böyle bu şekilde mevlüt verilecek inşallah. Biz Nurs'taki hani üstadın akrabaları, tabii ki Nursliler hepsi üstadın akrabası sayılır. Yani bu yanlış anlaşılmasın.
Nursiler hepsi Üstad'ın akrabası. Bunlar Üstad'ın akrabaları olarak biz birleştik. Bundan sonra bir araya geldik. Bundan sonra inşallah her yıl mevlüt verilecek. Şerif okutulacak. Evet inşallah. Çok güzel inşallah. İnşallah. Değerli izleyenler, birazdan Nurs köyünün içerisinden görüntüler verelim. Mevla'ya çok şükür ediyorum. Niye diyeceksiniz? Bundan 3 sene evvel Mısır'da bir sempozyum olmuştu. Bir medresenin açılışına iştirak etmiştik. Bir yerde bizi sohbete davet ettiler. Gitmiştik, sohbet etmiştik. Sohbetten sonra bizi uğurluyorlardı. Arabanın etrafındaydılar. Arabaya ineceğim sırada onlardan vedalaşırken, Allah ısmarladı derken bir genç sanki namlunun ucundan mermi çıkarmışçasına koşara geldi. Gelir gelmez hemen çok affedersiniz kendisini benim yüzüstü ayakkabının üzerine attı. Ve ayakkabımı öptü, o tuzu yüzüne sürüyor. Ben denizde bundan hoşlanmam. Tabii Mısır'da Arapça okuduğu için kendisine sordum, hüngür hüngür ağlıyor. Ya kardeş nedir? Niye bunu yapıyorsun? Biz bundan hoşlanmıyoruz. Siz sohbetten sonra ayrılırken sordum, bu nereden gelmişti? Türkiye'den. Türkiye'nin neresinden? Bediüzzaman Hazretleri'nin doğduğu vilayetten gelmiştir diye ben Malazyalıyım, Mevlam'a adamıştım. Ben ilk dişli birisini görürsem ayak kabisini öper, onun ayak kabının tozunu yüzüme süreceğim diye. Ve Mevla'ya şükürler olsun ki ben bu maksadıma, bu meralime, emelime kavuştum. Muhterem, evet elhamdülillah yağmur yağıyor ama rahmet olan yağmur yağıyor, belirli yerlere yağıyor ama tüm dünyaya bir dal yağmur, rahmet yağan yağmur mesabesinde Risale-i Nurlar yağmıştır. İşte bu köye geldik. Evlen namazını vakti biraz geçmişti. Üstadımız dedi namaza kılarım, namaz kılarım. Gittik namaz kıldık. Üstadımızın tesbihatı haliyle uzun sürüyordu. Biz dışarı çıktık. Oradakiler, köylüler sordular bu kimdir? Ben de dedim Bediüzzaman Hazretleri'dir. Sanki manevi tesis telgrafla köyde hastalar dahi diyor, caminin kapısından toplandılar. Üstad çıkınca o kalabalık üstad, mümkün mertebede gizli olarak Ankara'ya gitmemizi istiyormuş. Ve o kalabalığı görünce diyor, bana bir tokat vurdu. Keçeli niye haber verin? Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin bir nev'u cesaretini bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Onun ihlasından bizi feyizyâb eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ve ya İlahil Alemin. Komşumuzda, bitişimizde olan Şam-ı Şerif diye itibar edilen mahşer oraya yerine kurulacaktır diye ne var ki şu anda füzelerin top ve tüfeklerinin altında ezilmekte ve ya Rabbi üzüntü çekiyorlar ya Rabbi. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. Onlara yardım eyle ya Rabbi. Amin. İslam'ın ilk kıblegahı olan Mescid-i Aksa mehtem tutmuş. Yüksek sesle ezan okunmamakta. Namaz kılanlar da korkarak gitmektedirler. Bunu bu duruma getiren Müslümanların adem-i ihlasidir. Müslümanlara birlik ve beraberliği nasip ederken o durumu meydana getiren Yahudi ve yardımcıları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ve ya İlahen alemi buyurmuşsun ki وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّهُ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ya Rabbi diyorsun ki yerde ve gökte melek askerlerin vardır. Askerlerin benden başka kimse tanımamaktır. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Yalvarıyoruz ya Rab. Senin o ilahi kudretine karşı ellerimizi kaldırırız. Tezerru ve niyaz ediyoruz ya Rab.
o görünmeyen askerlerini düşmanlarımızın başına musallat eyle ya Rab. Amin. Ehli imanı iki cihanda aziz eyle ya Rab. En karib zaman İttihad-ı İslamiye'yi nasip eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbi ve ya İlahel Alem bizi ölünceye kadar, neslimizi kıyamete kadar Kur'an ve imandan ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi neslimizden olup da Kur'an ve İslamiyetin aleyhinde olanları eyleme ya Rabbi. Amin. İmanlıların memleketi de imansızlara idare verme ya Rabbi. Amin. Bizi idare edenlere iman ver ya Rabbi. Amin. Bizi idare edenlere izan ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ve ya İlahel Alemin, İslami ve içtimai huzurumuzu kaçırmak isteyen dahili ve harici olanlara fırsat verme ya Rab. Verme ya Rab. Verme ya Rab. Yağmur yağmıyordu. Ömer bin Abdülaziz, o büyük halife yağmur duası Beytullah'ta yapıyordu. Bir türlü yağmur yağmıyordu. Ama yağmur yağmadı. Siyahi bir köle senin o beytinin kapısına dayandı, yaklaştı. Şöyle bir dua yaptı. Ya Rabbi Celle Celaluhu, sen Rahman'ın Rahim'sin ya Rabbi. Senin bu insanlara verdiğin yağmur da rahmettir ya Rabbi. Senin rahmetine, bu insanların masiyeti senin o rahmetine perde olmuştur. Ama ben de diyorum ki ya Rabbi, senin rahmetin onu aşar. Ondan fazladır. Bize rahmet ver ya Rab deyince. Amin. Rahmeti yadırdır ya Rab. Amin. Ya Rab ehli imanı üzerine rahmet yadırdır. Ehli imana yardım eyle ya Rab. Hastalarımızımıza şifa ver ya Rab. Dertlerimize deva ver ya Rab. Dini mübin İslam'a hizmet etmek isteyenlere de muvaffakiyet nasip eyle ya Rab. Amin. Devam ver ya Rab. Sevap ver ya Rab. Nur talebelerin adedini çuvallayı nasip eyle ya Rab. Risale-i Nur yeryüzüne tevavuz saz eyle ya Rab. Yeryüzünü bir medrese-i Nuriye haline gelmesini nasip eyle ya Rab. Ya Rab bu cemiyeti, cemiyetin toplanmasına bahis ve sebep olanlarından iki cihanda kendilerini mesud eyle ya Rab. Başta Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselamın mübarek, muazzez, musaffa, mücella ruhu şerifler için, tüm Enbiya-i İzham aleyhisselam ve şerifler için, al ve ashab-ı güzin, tüm ehli iman ve ehli İslam'ın ruhu için, hasreten aziz üstadınız ve Gülzaman Hazretleri'nin ruhu için, o Havz-ı Kur'aniye'de, Havz-ı Risale-i Nur'a iştirak etmiş olan ne kadar ruh talebeleri ölmüş ve ölecek olanlar varsa, ve bu Mevlid-i Şerif'e iştirak etmiş olan bizlerin de bir cümle geçmişlerimizin ervahı için, eylerin fethi, şerlerin nefli için, Allah rızası için. El-Fatiha! Küçük kız, merhaba. Nereden geliyorsun? Mezarlıktan geliyorum. Nerelisin? Bu köyden. Bu köydensin? Evet. Nurs köyündensin değil mi? Hı hı. Said-i Nursi Hazretleri'nin hakkında neler biliyorsun? Valla üstadım burada doğduğunu, evet. Evisini. Bir de evisinin içeride neler olduğunu biliyorum. Biliyorsun bunları. Hı hı. Çok güzel. Kaç yaşındasın bu arada? 10 yaşındayım. 10 yaşındasın maşallah. Oldu. Teşekkür ediyoruz. Ben Hassanur. Efendim? Hassanur. Hassanur. Nerelisin? Vanlıyım. Vanlısın. Kimlerle geldin? Ailemle. Ailenle geldin. Ve teyzemgille. Çok güzel. Said-i Nursi Hazretleri'ni tanıyor musun? Biliyor musun? Tanıyorum. Kitabını okuyorum. Hangi kitabını okuyorsun? Hayatını. Hayatını. Çok güzel. Çok güzel. Nereleri gezdin köyde? Bilmiyorum, ben buradayım sadece. Said-i Nursi'nin doğduğu evi gördün mü sen? Hı. Camisine gittin mi? Hı. Çok güzel, çok güzel. Oldu. Kendine iyi bakıyorsun.
Kaldığı yeri, doğduğu yeri, yaşadığı yeri görmek için, doğru mu? Evet. Adın ne bu arada? Meryem Okur. Meryem, senin? Cihan Nur Okur. Cihan? Nur. Nur, senin? Amine. Amine, senin? Sade Nur. Efendim? Sade Nur. Sade Nur. Nereleri gezdiniz köyde? Kabristan'a gittik, medreseye gittik, bir de cami. Kabristan'da kimlerin mezarını ziyaret ettiniz? Dedemin, bir de Bedizan Said Nursi'nin kardeşi, ablası falan, onların mezarını. Evet. Değerli izleyenler, şimdi gideceğimiz Kabristan'da Said Nursi Hazretleri'nin annesi, babası, kardeşi, ailesi ve birçok ölünün bulunduğu bir kabristan. Sizinle beraber ziyarete gidiyoruz. Nereden geliyorsun böyle? Ben mezarlık tarafından geliyorum. Kutunun içindekiler ne? Böğürtlen. Böğürtlen? Evet. Var mı burada? Evet, çok var. Başka neler var? Erik var, elma, armut gibi çok şey var. Var yani. Evet. Fındık, ceviz. Var, ceviz de var, evet. Birkaçını da ben sayayım. Kimleri ziyaret ettin mezarlıkta? Üstadın annesi, babası ve kardeşini ziyaret ettim. Oradan da biraz böğürtlen toplayıp geldim. Çok güzel. Birkaç tane alabilir miyiz? Alın, hepsini alın. Yok 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 yok. Birkaç tane. Tamam. Yeterli. Değerli izleyenler, böğürtlenin de tadına bakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Nurs köyü yeşillikler içerisinde bir köy. Meyve ağaçlarıyla dolu bir köy. Şurada tepemde elma ağaçları, elmaları görüyoruz dallarında. Ceviz ağaçları. Burada da erik ağacı, hala dallarında duran erikler var. Armut ağacını görüyoruz burada. Üzüm bağları var yukarılarda. Güneydoğu Anadolu iklimini yaşadığı için birçok ürünün burada yetişmesi mümkün değerli izleyenler. Kabristan'a doğru devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kubat İmamı. Ser ziyareti. Ser ziyareti. Hudi kabul ki. Ya razı beyi vacı hudi kabul ki. Ve kiz evkir tuafkir. Me bre üstad tuafkir. Bre üstad. Başka? Ve kit diye mübarek bir ziyareti hamri me tuafkir. Babi üye, diya üye, bre üye. Bre üye. Ye akrabayı me hana me tuafkir, ziyareti olan kere. Tüş kişan gündeyim ama? Gütüsü me. Gütüsü. Biz kim? Müzik. Başka. Hudi kirava kabul ki. Ser çava. Değerli izleyenler, kabristanın kapısından içeri giriyoruz. Değerli izleyenler, Said Nursi Hazretleri'nin ailesinin bulunduğu mezarlıklardayız. Sofi Mirza, Nuriye Hanım, Molla Abdullah'ın mezarlarının önündeyiz. Tanıyabilir miyiz sizi? İsmim Muhammed, İstanbul'dan geliyorum. Üstadın köyünü görmeye. Bu ikinci defa gelişim. Yani... İnsan buraya gelip kalmak istiyor yani, hiç gitmek istemiyor. Çok güzel bir yer. Beğendiniz burayı? Tabii ki, muhteşem bir yer. İnşallah yolları da yapılırsa bütün dünyayı buraya taşıyabiliriz yani. Değil mi? Tabii ki, inşallah. Üstad hakkında neler biliyorsunuz? Neler bize söyleyebilirsiniz? Neler söyleyebiliriz? Üstad, yani süremiz çok fazla var mı? Kendisi diyor ki, İşte binlerce talebelerin sizatı için ümit ve teselli vermiyor mu diye soruyor Eşref Edip. Kendisi işte diyor ki, evet diyor, büsbütün ümitsiz değilim. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir tam felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş zarillete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessü etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin terü taze iman esasları mı? Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocasızı mı zannediyorlar? Ben bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hazır, fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Hatta bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserler telif eyledim. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanı terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerine işliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar, farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor, içinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor.
Bu yangını söndürme imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağımına çarpmış. Ne emniyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgan bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin iman, saadet ve selameti yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün hayatım harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi aylarca ittilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa daha ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim beni intihardan men etmeseydi, Sait bugün topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şahmet-i İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce, karşımda kim olursa olsun, ister en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa, tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına gönderir. Hiç ehemmiyeti yoktur. Nitekim böyle oldu, bütün bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi, vicdanı zulümkârlığa dayanabilseydi, Sait bugün asılmış ve masumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin iman selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun, onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur hiç olmazsa birkaç yüz bin yahut birkaç milyon kişinin adedinde bilmiyorum ya öyle diyorlar. Afyon savcısı 500 bin demişti, belki daha ziyade. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat hayatta kalıp bu kadar zahmet ve meşakkatlere tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a bin kere hamdolsun. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Sait değil, bin Sait feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemasız kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. Diye eşref edime böyle. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Çok güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, üstad demiş ya, dünyaya Kur'an hüküm etmediği sürece cennette bile olsam azap içerisindeyim. Zindandır hayatım. Şimdi de diğer bir kardeşi Molla Muhammed'in mezarı başındayız. Kendilerine, tüm yatanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli izleyenler, burada lokum dağıtan, bisküvi dağıtan kardeşlerimizi görüyoruz. Kolay gelsin, Allah hayırınızı kabul etsin. Tanıyabilir miyiz sizi? Mücahit Güler, İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan geliyorsun. Evet abi, bir disliyim. Kimin hayrına dağıtıyorsunuz bunları? Valla Bediüzzaman'ın hayrına, bizim hayrımıza. Bütün Müslümanların hayrına. Müslümanların hayrına, evet abi. Allah razı olsun diyoruz. Benim babamdır. Evet, çok güzel, çok güzel. Biz de alalım buradan. Bir bana, bir de kameram. Oldu, çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin. Sağ olun. Değerli izleyenler, kabristana giden yolu görüyorsunuz. Said-i Nursi Hazretlerini doğuran anne ve onu büyüten babaya giden yolu görüyorsunuz. Buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Nursun gerçekten bakıma ve yardıma ihtiyacı var. Değerli izleyenler, Said-i Nursi Hazretlerinin doğduğu topraklar, büyüdüğü topraklar böyle bakımsız ve çaresiz bırakılmamalı. Değerli yetkililere buradan sesleniyoruz. Buraya acil yardım bekliyoruz.
Değerli izleyenler, Said-i Nursi Hazretlerini duyan dünyanın her bir köşesinden insanlar buraya akın ediyor. Şimdi de yanımızda Vanlı bir kardeşimiz var. Said-i Nursi Hazretlerine bir şiir yazmış. Kendisinden dinliyoruz. Canım üstadım, seni gördüm rüyamda. Sanki geldin yanıma. Nurlu yüzünü gördüm anda. Canım üstadım, ne saraylar isterim ben, ne altından taç. Gönlüm sadece sana muhtaç. Canım üstadım, nurcuların piştarı senin. Gönlümüzde bir tek sensin. Bırakma bizi çölerde. Canım üstadım. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tanıyabilir miyiz seni? Adım İbrahim, soyadım Haydın. Antalya'dan Küç köyüne geldim. Nurs köyüne geldin? Evet. Kaç yaşındasın? Ben 12. 12 yaşındasın. Said-i Nursi Hazretlerinin doğduğu köyü görmek için geldin değil mi? Ailenle beraber. Evet. Ailem gelmedi. Ailen gelmedi. Yalnız başına mı geldin sen? Evet. Canım benim. Dedemle nenemle birlikte geldik. Neler biliyorsun üstad hakkında? Neler biliyorum? Neler söyleyebilirsin? Onun gençlik kitabını okudum. Okudun, çok güzel. Değerli izleyenler, Rus köyünde şu an bir evdeyiz. Halocun, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Canım başın selametin. Yoğun ve sağ ol. Hayırlı. De sağ ol. Milleti Kuteyş boy Hazret. Evet. Canım. Ditine hene? Beli oy vallahi kim mana? Kim mana? Ay vallahi kim mana? E baş, baş. Dep hatırete diyam. Sen çavim mi? Hayır, hadi. Organize olduğu için evet. Mevlüt var. Bu mevlütle katılmak için geldik. Kimlerle geldin? Ben ailemle beraber geldim. İki tahsi beraber geldik. Çok şu an güzel. Bu mübarek ileri geziyoruz. Evet. Maalesef biraz yatırım yok yani. Yollar yok. Evet. Bu yolların olması için daha güzel bir şeyler yapılabiliriz. Değerli izleyenler, Nurs köyünde şu an medresenin önündeyiz. Buraya Mevlid'e davet edilen insanlara öğlen yemeği verilecek. Emtikarın Tenazbikin. Abdülaziz. Abdülaziz, Halı Abdülaziz, evet, nonehaneş bu misafirhaneş bu ku milleti derbe hatını elverir bu ona vane. Bu ona, bu milleti nasıl, hem iş bu hem yanış. Evi karnahane ki kira kudde. Ama karnahane ki vatandaşın ahira. Millet Nurs. Nursi beli. Gündi. Evet, gündi. O da kira on kabul ke. İster olsun. On kabul ke. İster çavan. Eyvallah, sağ ol. Değerli izleyenler, bu yemeği Nurs Köylüleri, Nurs Köyü Derneği veriyor. Buraya dünyanın her tarafından insanlar davet edildi ve sayısı 10.000'in üzerinde insan var. Şu an gerek camide, gerek medresede, gerek medrese etrafında, gerek köy içerisinde hala buraya ulaşmayan birçok insanımız var. Buradan Nurs Köylülerine çok ama çok teşekkür ediyoruz. Buradan mikrofonlarımızı aşımıza uzatıyoruz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Neler yaptınız? Menüde neler var? Mevlüde etli güveç var. Pirinç pilavı var. Evet. Ayran. Ayran. Evet, yerli ayran ama. Nurs köyünün ayranı. Nurs köyünün ayranı. Ayran, evet. Teşekkür ediyoruz. Seni tanıyabilir miyiz? İbrahim Arslan. İbrahim Arslan. Evet. Buralı mısın İbrahim? Evet.
Burak. Değerli izleyenler, yemeği dağıtanlar, yemeği pişirenler, yemeğin bütün ihtiyacını karşılayanların hepsi Nurs köylüleri. Teşekkür ediyoruz buradan kendilerine. Sağ olasın. Değerli izleyenler, gördüğünüz bu insanların hepsi dışarıdan geldi Nurs köyüne. Saidi Nursi Hazretlerini ziyarete, doğduğu yeri görmeye, yaşadığı yeri görmeye geldiler, ziyaret etmeye geldiler bu insanlar. Buraya gelen insanları karşılayan Nurs köylüleri oldu. Değerli izleyenler, çoluk çocuk, yetişkin büyük, bayanlar tarafında da Nurs köyü bayanları şu an hizmet vermekte, çalışmakta. Kız erkek, ihtiyar yaşlı genç demeden sağ olsun bu insanlar yardımlaşarak buradaki misafirlerini ağırlıyorlar. Değerli izleyenler, 4 büyük baş hayvan, 70 küçük baş hayvan kesildi bu yemek için, bu misafirlerimiz için. Evlerinde annelerimiz tandırlarını kullandılar, bu ekmekleri yaptılar. Bütün evlerde pişti, bütün tandırlarda bu ekmekler bu misafirler için pişti. Ayranımız da yanında. Doğru mu doğrudur, başkanım? Doğrudur efendim, doğrudur. Başka neler söylemek istersiniz başkanım? Şimdi siz görüyorsunuz, yağmur yağıyor. Bu kadar yani 5000 kişiye yakın misafirimiz var. Hep mecburen yağmurun altında yemek yiyorlar. Yani biz isteriz ki yetkililerimiz bize yardımcı olsunlar. Bizim yerimiz var. Ancak bize bir katu verirler. Bir aylığına. İki tane kamyon bir de kepçe verecekler. Bir aylığına bu kadar milletin böyle yazık, varınabileceği, kalabileceği bir şekilde varınabileceği bunlar yemek yiyebileceği bu misafirlere güzel bir şekilde misafirperverliğimizi gösterebilmemiz için biz bunlar gerekli. Bunlar gerekli. Bir de siz gördünüz bu yılda geldiniz. Yani burada üstadın evi var. Üstadın camisi var. Annesinin babasının mezarı var. Gelen misafir hepsi bunları görmek istiyor. Bunu tek şeritle gidebiliyor. Siz gördünüz herhalde, baktınız. Böyle büyük zatı yetiştiren bu toprakların böyle kalmaması gerekir. Böyle kalmaması lazım. Yani bu yolu kesin, gerçi Sayın Vahit Kiler bize söz vermiş bu yol için. Projesinde yaptırmış. Ben Vahit Kiler'in sözüne güveniyorum. İnşallah bunu yapacak yani. İnşallah, inşallah. Ama o da diğer yetkililerimizden de bekliyoruz. Bizi izleyen herkesten buraya yardım istiyoruz. Yalnız tek Vahit Kiler yetmiyor. Bu köyün hiçbir altyapısı yoktur. Yani kaç yıldır uğraşıyorum. Gittim her yerde söylüyorum. Böyle bir günde, yani bugün eğer Urfa'da, Elazığ'da, bütün dünyada Üstad Bediüzzaman için böyle mevlütler düzenliyorsa, Nurs'a da mecburen biz de yani bunu yapmalıyız yani. Eğer yapıyorsak da işte görüyorsun, altyapı, hiçbir altyapı şeyimiz yok. Çok, hep her taraf yani sorunlu. Evet. Onun yani için yetkililerimizde... Altyapı olsun, çevre düzenlemesi çevre olsun. Çevre düzenlemesi olsun, her şey yani hakikaten o konuda çok mağduruz yani. Mağduruz, yetkililerimizde bir de Sayın Kültür Bakanımızdan rica ediyoruz. Değerli izleyenler, az önce başkanımızın da dediği gibi gerçekten çok bakımsız buralar, görüyorsunuz. Yağmurun altında bu kadar insanın yemek yiyebileceği hiçbir yer yok ve hepsi de mağdur. Birçoğu yemeğini bırakmak zorunda kaldı. Buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Lütfen Nurs köyünü unutmayalım. Değerli izleyenler, yemek ikramından sonra köylerin sağ olsun çay ikramını da kabul ettik. Şimdi yemek yemekte olan vatandaşımızın yanındayız. Merhaba tanıyabilir miyiz sizi? Adım Barış benim. Barış, nereden geliyorsunuz? Çatbayır'dan geliyorum. Efendim? Bahçesaray Çatbayır köyünden geliyorum. Bahçesaray'dan geliyorsun. İyi, hoş geldin. Bediüzzaman hakkında neler biliyorsun? Bize neler söyleyebilirsin? Abi, asrın müceddidi, son müceddit, 13. müceddit. İşte Risale-i Nur yazmış. Biz de talebe olarak üniversitede, medresede kalıyoruz. Kitaplarını biliyorsunuz. Kitaplarını biliyoruz, okuyoruz. İsimlerini öğrenebilir miyiz senden? Mektubat var, sözler var, şualar var. Asay-ı Musa var, çok okuduğumuz, çok beğendiğimiz meseleler var. Şimdi orada da mevlid var, mevlid için geldik. Yemek yiyoruz. Afiyet olsun. Güzel bir şey, güzel bir duygu. Herkese Allah nasip etsin. Amin, amin. Dikkat ettik. Yani bakımsızlıktan, yani insanların oturup rahatlıkla yemek yiyeceği herhangi bir yer yok.
Köylerin de imkanları buna elverişli. Sonuçta burası köy ortamı. Daha fazla bir şey beklenemez. Değil mi? Köylüden fazla bir şey beklemek. Bu kadarı bile fazla. Yani çok şükür yani elhamdülillah. Oldu. Afiyet olsun diyoruz. Bir hocamızla beraberiz. Mikrofonu kendilerine uzatıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Ben Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Sizin bu hizmetinizden dolayı başta Bitlis TV'yi tebrik ederiz. Allah razı olsun. Hikmet Bey'e ve Vahit Bey'e telefon etmiştik. Siz gittiğinizde biz de göndereceğiz diye, sizinle orada buluşsunlar diye. Bu vesileyle biz asrımızın imamı, İslam aleminin en büyük alimi, senelerdir hiç görülmeyen bir cihan şumul olan bir Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin köyünde bir mevlüt tertiplemek suretiyle Türkiye Cumhuriyetlerinden birçok şeylerden elhamdülillah. Dışından gelen insanlarımız da var. Vardır, vardır elhamdülillah. Ve elhamdülillah inşallah Nurs bir İslam alemine bir merkez olacak. Zaten inşallah doğmuş olan üstadımız merkez olmuş. İnşallah mekanında inşallah merkez olacaktır. Ve üstadın hadimi olan hizmetinde bulunmuş olan Fırıncı abi tamamdır. Mehmet Fırıncı amcamız. Bu da üstadın hizmetinde bulunmuş. O da gelmiş elhamdülillah. Ali Serter hocamız, evet, yani meşhur hocalardan, alimlerinden. Ondan sonra Türkiye elhamdülillah her tarafına hafız yetiştirip ve bir hafız medresesi haline getiren Ali Serter hocamızdır bu. Allah razı olsun. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyisiniz, sizi iyi görüyorum. Elhamdülillah iyiyim. Bir de şöyle yan tarafımda Mehmet Fırıncı amcamız Said Nursi Hazretleri'ne refakat etmiş, evet, beraber olmuş. Evet. Bize neler söylersiniz geçmişli yıllara ait? Tabii yani bizim Nurs'ta bulunmak itibariyle, Nurs'ta Bitlis'in bir karyesi olmak itibariyle hakikaten Bitlisliler çok şanslı insanlar. Yani Üstad Hazretleri Bitlis'te dünyaya gelmiş olması ve Nur-u Kur'an'ı bütün dünyaya yaymış olması hakikaten biz de ondan istifade ettik elhamdülillah. Elhamdülillah. Bir parça bulunduk ve hakikaten yani Nurs ve Bitlis iftihar edebilir Üstad'la. Daima asırlar boyu iftihar edecek inşallah. Hizmetinde bulunduğunuzu söylediniz. Neler yaptınız? Efendim, o bize daima müsbet hareketi tavsiye ederdi. Yani insanlara mutlaka iyilik yapmak. Onlar fenalık yapsa da siz gene onlara dua edin, iyilik yapın. İyilik yapın, evet. Onlar daima bunu şey ederdi. Ve sizi mahkemeye verseler nurani bir lafa yapacaksınız. Mukabele etmeyeceksiniz. Bunları daima Risale-i Nur'la manevi cihada devam edeceksiniz. İnsanların irşadına. Evet. Yani bir tek insanın imanın kurtulması için ben cehenneme girmeye razı olmuşum diye bana 3 defa tekrar etti. Ben de ebedi zannettim. Dedim ya ebedi, içimden şiddetle itiraz ettim. Ebedi olur mu bu kadar insanların imanını kurtaran bir zat ebedi cehenneme? Birden o içimden geçen şeye ebedi değil dedi. Hani bir günahtan için cehenneme girecek, sonra cennete girecek o şekilde. Öyle deyince kurtuldum. Şöyle o kadar sürgünden sonra hiç kimse beddua etmeyen Bediüzzaman Hazretleri, biraz da siz tarif eder misiniz o zatı? Barla Lahikası'nın ikinci cildi vardır. Orada üniversiteler kendisinin harikalarını eski ve yeni Said'in telif etmişler, ortaya koymuşlar. Onu görmüş. Ondan bazı fikirler doğmuş. Onlar şimdi uzun olur. Sadece bir faslında diyor ki, talepleri, hazırlıkları, zehirlemeler, evet, haksız olarak belli başlı işkencelere hepsine karşı diyor
sabretmeyi tercih ettim. Sabrettim. Allah sabır verdi. Ve bu sabrım neticesinde de Allah kalbime sabrettiğim için bir feyiz, bir genişlik, bir rahat, bir lütufta bulundu. Bundan dolayı bu kadar zehirleyenlere, işkence edenlere, idam planını hazırlayanlara bunlar bir şefkat tokatı olarak Allah tarafından verilmiş, kabul ettim. Onlar Allah'ın kalbime böyle bir feyzi vermesine vesile oldukları için onlara da hakkımı helal ettim diyor. Bu söyledikleriniz için size çok teşekkür ediyoruz. O mübarek ellerinizden öpmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Biz de teşekkür ederiz. Ben size çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hikmet Bey'e, Vahit Bey'lere teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, şimdi de üstadın akrabalarından birinin yanındayız. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? İsmim Sabri Okur. Ben aslen buralıyım, Nursluyum. Biz üstadla amcazade oluruz. Yani üstadın dedesi benim dedemdir. Amcasının çocuklarıyız. 20 senedir İstanbul'da Nur hizmetleriyle meşgulüz. Evet. Rus işgalinden sonra Said-i Nursi Hazretleri yara alıp esir düştüğü yılları sizden öğrenebilir miyiz? Evet. Şimdi malum üstadımız, ben demin gerçi camide de programda arz ettik ama burada Nurs'ta Birinci Dünya Savaşı sıralarında, daha Birinci Dünya Savaşı çıkmadan burada bulunuyor. 3-4 ay kadar. Ondan sonra bu yukarı mezrada, Nurs'un yukarısında bir mezra var. Malum bu Nurs'un çevresi o zaman Ermeni köyleri. Evet. Ama Osmanlı zamanı olduğu için bir problem yok. Yani kardeşane yaşıyorlar. Onlar vergi veriyor. Orada bir papazla mektuplaşıyor. Sonra papaz demek üstadı seven veya dostu birisi. Üstada diyor ki işte şifreli bazı mesajlar gönderiyor. Üstad köylüleri topluyor. Diyor ki Rus harbi başladı diyor. Sakın diyor kimse köyde kalmasın. Ermeniler size zarar verir diyor. Ondan sonra talebelerini alıyor. O zaman malum savaşa gidiyor. Burada dedelerimiz anlatıyor. Dedem diyor ben küçüktüm diyor. Ermeniler diyor geldiler. Hatta biz dedik ya bu Ermeniler hep bizim köylü dostlarımız gibi yani yakın köylerin bize zarar vermezler. Gelip diyor bahçeden babamı da aldılar. Üstadın amcasının oğlunu. Ve bütün köylüleri diyor aldılar. İçlerinden bir ikisi köyü terk etmiş o anda. Onlar kurtulmuş. Hatta üstadın babası da onların içinde yani götürülenler arasında. Fakat üstadın babası yaşlı olduğu için yürüyememiş. Onu bırakmışlar. Götürüp burada Müküs Nehri var. Prasur diyorlar. Kırmızı köprü. Orada 33 tane işte erkeği yani Nurslu'yu öyle kesip atmışlar. Ondan sonra üstadımız malum Pasinler'de savaşıyor. Van'da Van ahalisinin kurtulması için gayret sarf ediyor. Neticede Bitlis'e geliyor. Bitlis'te de o zaman kumandan Kel Ali Paşa, Vali Memduh Bey diyorlar ki üstada biz diyor burayı terk etmek zorundayız. Ruslar geliyor. O da diyor ya burada çoluk çocuk var. Düşmanın eline geçmemesi lazım. Ne yapabiliriz? Valla diyor 30 topumuz diyor Muş tarafından diyor buraya askerler yetiştirmeye çalışıyor. Eğer gelirse diyor 3-4 gün onunla savaş olur diyor. Üstad diyor o zaman ya ölürüm ya gider getiririm diye. Talebeleriyle gidiyorlar. Teker teker topları kurtarıp en son topu da iki talebesiyle beraber ele geçirip geliyorlar. 3-4 gün böyle şey yapıyorlar. Evet hatta avcı hattındayken kumandan Kel Ali işte efendim Vali Memduh Bey diyorlar ki Bediüzzaman'a ya diyorlar çok ileri gitme. O en ileri safta. Böyle tek başına ya diyorlar sana bir zarar gelir haber gönderiyorlar falan. Yok diyor ben en önde savaşmak istiyorum falan. Hatta 3 kurşun birisi tütün tabağına denk geliyor. Birisi hançerine biri de şarvarını delip geçiyor. Kendisine isabet etmiyor. Tabi bu Allah'ın inayet yani bazı isabet ettiği halde yerini bulmuyor. Sonra birden üstadın aklına geliyor ki ya acaba ben burada bu halim şehit olursam yani şehitliğime zarar gelmesin. Niye? Ya işte şan şöhret gibi bir mana anlaşılmasın diye tekrar atını hemen geri çekiyor. Bak yani kendini ruhunu atıyor ama ruhunu attığı anda da böyle ortaya şey yapmıyor yani ihlasıma zarar gelmesin diye. Ondan sonra tabii ahali kurtulduktan sonra üstad da yine talebelerle biraz daha duruyor. O arada tabii bu Ali Çavuş var. Üstadımızla beraber o zaman talebelerden birisi de o. Vanlıdır kendisi. Hatıratlarında anlatıyor. İşte diyor biz karlı kış bir zaman diyor bir yerden atladık bir üstadın ayağı diyor bir kayaya
çarptı, ayağı kırıldı. Hatta diyor dedik, Seyda dedik, Ubeyd vuruldu. Diyor artık yani şehit olduğunu haber aldık diyor. Ondan sonra diyor biz Sütre'ye girdik, böyle bir köprünün altında. Diyor fakat Ruslar bizi arıyor, bulamıyorlar. Üstad da esasen demiş ki yani biz demiş şey olduk, esir olduk falan. Hatta esir olmadan önce demiş ki talebelerine, ben size hakkımı helal ettim, siz dağılın gidebilirsiniz. Onlar da diyor ki Seyda diyor biz hayatta hizmetindeydik, ölürken de hizmetinde olmak istiyoruz, sizden ayrılmayız deyince, o zaman kardeşim biz esir olduk diyor. Fakat diyor biz Ermenilere teslim olmayalım, Ermeniler bize zarar verirler. Ne zaman Rus askerleri şey olsa o zaman teslim olalım. Neyse netice uzun böyle hatıratlar. Ondan sonra tabi Ruslara esir oluyor. Hatta diyor Ali Çavuş, o zaman diyor Rus kumandanı bak düşün general diyor. Üstad işte şey yapıyorlar yani sorgu sualda üstad öyle şiddetli konuşuyor ki biz diyor sanki böyle şey oluyor ne diyelim deprem oluyor gibi böyle bina sallanırdı. Biz dedik Seyda ne yapıyorsun, hepimizi kurşuna mı dizdireceksin? Üstad da öyle bir şehameti imaniye. Ondan sonra malum üstadı şeye gönderiyorlar. Sibirya'ya. Sibirya'ya gönderiyorlar esaret kampına. Hatta malum esaret kampında çok harika bir olay cereyan ediyor. Bakın üstadımız bunu anlatmamış. Biz olsak ufacık bir kahramanlığımızı hemen her yerde öyle dedik. Aynen, aynen. Rus kampında üstadımız efendim yerine oturmuş diğer esirlerle beraber. Birden Nikola Nikolaevich, Rus çarının dayısı, Kafkas cephesinin başkumandanı geliyor. Evet Nikola Nikolaevich, tabii bütün hepsi Alman, Türk ve Avusturya subayları, bir kısmı generalleri ayağa kalkıyorlar. Üstad kalkmıyor. O diyor herhalde beni tanımadı diyor kendi kendine. Bir daha geliyor, bir daha gelince onlar kalkıyor, tekrar üstad kalkmıyor. Diyor tercüman vasıtası, herhalde diyor beni tanımadılar. Üstad diyor tanıyorum, Nikola Nikolaevich'tir, işte Kafkas cephesi başkomandanı ve çarın dayısıdır. Peki diyor niye bana hakaret ettiler? Diyor hayır ben hakaret etmedim diyor. Ben Müslüman bir alemin kalbinde iman var. Siz diyor dinsiz bir insansınız. Ben bu imanımla sizin önünüzden kalkamam. Diyor bana hakaretten dolayı diyor derhal divan-ı harpte şey yapılsın, isticvap yani sual cevaba tabi tutulsun, ne gerekirse yapılsın. Ve neticesinde idam kararı çıkıyor. O arada da böyle tam İşte bir manga asker gelmiş, tam üstadı kurşuna dizecekleri sırada malum orada son istek bu. Demek bir şey olmuş yani, böyle bir usul, son ne istiyor demişler. Üstad diyor ki, müsaade edin ben 15 dakika 2 rekat namaz kılacağım. Hatta benim duyduğum üstadın en hızlı kıldığı namaz oymuş. Ta ki korktu da ölümü geçir. Sonra üstad durunca tabii Nikola Nikolaevich hayır diyor. Hemen geliyor üstada özür diliyor, diyor ki ya kusura bakmayın. Ben bu hareketinizi bana kasıtlı yaptığınızı zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki bu hareketinizi siz imanınızdan kaynaklanan bir cesaretle yapıyorsunuz. Sizin hükmünüz iptal olmuştur diye. Üstadımız 2,5 sene esir kaldıktan sonra doğrusu ben Sungur abiye çok sordum. Diyor üstadımız anlatmadı bize esaret hayatını. Hatta işte bunu bile anlatmamıştı üstadımız. Neticesinde şey anlattı bunu. Böyle oradan kurtulan bir zabit, bir subay gelip bu hatırayı anlatınca üstadımız yaşadıklarını, da, orada gördüklerini, onun hayatını. Evet. Üstadımız da hakikatini anlatıyor. Yalnız Sungur abiden şunu duydum. O zaman diyor Rusya'da hamamlarda malum kadın erkek beraber mahkumları diyor şeye götürüyorlar. Hani hamamlarda yıkansınlar diye ben gitmezdim diyor. Çünkü diyor yani sonra Sungur abi diyor bak yani o zaman kim bilir mesela. Değil mi esarette ama üstadın o takvasına. Hani üstadımız demiş ben 10 sene İstanbul'da kaldım bir kadına bakmadım. O, düşün yani nasıl bir şey falan. Hatta Sungur abiye derler. Yani Sungur abiden ben duydum. Diyor bazen böyle soruyorlar üstadın kahramanlığını. Ben diyorum üstadın o Rusya'da ayağa kalkmaması var ya o kahramanlıktan daha öte. Ben 10 sene İstanbul'da kaldım bir kadına bakmadım var ya bu daha kahramanlık. Hani gerçekten. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, şimdi de eski Van milletvekili, şimdiki Gaziantep milletvekili Hüseyin Çelik Bey'in babasının yanındayız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Çağın yübaşı. Valla elhamdülillah, kudu imanen kamil, imanen kamil. Kudu Teala desteği meclisi ve özel zaman ne de kim kirim. Amin. Ne ki. Amin, amin. Kudu Teala ve şefaatavi nasibi mebke. Kudret ala almevici almevi faizici teslimi mevke. Amin. Kudret ala faizavi sermede beşine emciyo kevi emtiştekişi dünyaya ve ahirete hafemkin. Amin. Eca iro tatil ver, ebkamile tatiye çava tedil ver. Se hususi bir adı benim, se husus. Birinci husus ava ki bizim çok arkadaşlarımın var, görmediğim arkadaşlarım vardır. Cenab-ı Hak nasip etti, biz burada. Geldim burada gördün. Burada gördüm. Bu çok büyük güzel. Bir bayramdır. Evet, evet. Bu büyük bir bayramdır.
İkincisi Seyda-i Bediüzzaman bu derede yaşamış olduğu için bir teberrü gibi onu ziyaret etmek istiyoruz. Üçüncüsü bu yediğimiz yemek Cenab-ı Hak inşallah bize şifa eder. İnşallah, beraber, inşallah. Arkadaşla beraber gider. Eğer sen Bediüzzaman'ı bana soruyorsunsa ben senden değil hemen herkesten fazla Bediüzzaman'ı görmüşüm, tanımışım. Biliyorsun. Biliyorum. Barla'da beraber ben onu ziyaret ettim fakat yalnız ben 15 dakika onu görebildim. 15 dakika. 15 dakika. 15 dakikayı bize anlatabilir misiniz? Şimdi bu 15 dakikanın içerisinde ben ona çok soru soracaktım fakat ben sormadan o bana cevap verdi. Sormadan size cevap verdi. Biz buna yani nehu sarfu nehu kaidesince emdibiz ne derler mucibu dava sual cevap kabile sual. Hele sual etmeden cevap veriyor. Ku pırsçı ne ki cevap atada? Hiç mi pırsçı ne ki? Ne pırsçı ne ki? Yani sanat emin radyoçilerdir. Radyoçiler ki radyoda fırlatan. Hiç mi gazeteci pırsçı acaba ustad ev radyo çoğal çıkıyor. Yani çoğal çed bir ev. İşte ki hikmet yani işte ki harika alade yani. Yani enteresan bir şeydir. Vallahi dedi Mela Hasan ben radyocu değilim. Yalnız Raed isminde bir arkadaş Lübnan'da bana mektup göndermiş. O da aynı soruyu sormuş. Ben ona da dedim ben radyocu değilim. Yalnız Cenab-ı Hak insanlara o kadar akıl vermiştir. Havaya düşen herhangi bir ses kayıp olmuyor. Bobinlerin vasıtasıyla, operlonun vasıtasıyla meydana çıkıyor. Ben de o kadar. Fakat eğer halaldir ya haramdır bana soruyorsunsa halali halaldir, haramı haramdır. Yani ben başka bir şey de soracaktım inan ki orada... Ne amaçla dinlemek istersen, ne amaçla izlemek istersen. Şimdi bak ben onu ziyaret etmeye geldim. Yani sadece o zaman ben 17 yaşındaydım. Fakat benim de iki tane arkadaşım vardı. Bir Pırkos'un müdürü, bir de Mela Hasan'ı Pişivangi. Önce onlar içeriye girdiler. Ben ağladım dedim valla inan ki bu beni çağırmayacaktır. Sonra bana beni çağırdı 15 dakika dedi. Dedim Mela Hasan biz o kadar konuşturamayız. Yani ben konuşsanız bizim bu davamız akım kalacaktır. Yani noksan kalacak. Şimdi arkadaş Bediüzzaman söyle daha geçme. Yani Cenab-ı Hak ancak onun tavsiyesini yapabilir. İnan ki Mekke-i Mükerreme'de ben o kadar o büyük sahada Bediüzzaman'ı anlattım da çok yani bir enteresan kaldırır. Bediüzzaman değil ki bu eser onundur. Kendisi de diyor ben bilmiyorum bu eser kimindir. Yani bu eser var ya Risale-i Nur. Cenab-ı Hakk'ı tarafında Allah'ın tarafında bir hübbedir. Yoksa Bediüzzaman benim kadarı tahsil etmemiş. İnan ki Mustafa ve Mira Mustafa'sına gitti ya. Oraya gitti, geldikten sonra bizim dedenin yanında geldi, yani Tülo'da. Şeyh Fatullah'ın yanına geldi, dedi, en yukarı kitabı nedir ismiyle unuttum. Cemal Cevama. Onunla bıraktı dese de bunu bana ders. Dedi, oğlum, dünen sen buradan gittin, ne neyse buraya geldin. Sen gittiğin zaman Suyut'u okuyordun. Ama şimdi niye istiyorsun? Dedi, Seyda mesele bilmek değildir. Ha oladı bilmek. Daha da aç. Birinci cilt ezbere okudu. Ezbere. Diye işte o zaman bizim Fatullah Hoca elini onun beline vurdu. Dedi vallahi iyi. Şeyh Fatullah Bey. İnan ki Bediüzzaman sen olacaksın. Zaten iki, dünyada iki tane Bediüzzaman vardı. Biri bilmem ne yeri hangi memleketli. Mirza oğlu o da. Bu da Mirza oğlu Bediüzzaman budur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ellerinizden öpmek istiyorum. Beni layık gördüğün için ben de teşekkür ederim. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam demiş Said-i Nursi Hazretleri. Değerli izleyenler, bu haftaki seferimizin de böylece sonuna gelmiş olduk. Haftaya başka bir seferde görüşmek üzere. Hoşça kalın.